فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ Onlara ilim ile anlatacağız. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ Aklıma Hz. Musa aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın daha dünyadayken anlattıkları geliyor. Bu buluşmada Cenab-ı Hak Hz. Musa'nın dahi hatırlayamayacağı geçmişinden ona haber verdi. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى Biz senin hani annene vahyetmiştik. Daha Hz. Musa aleyhisselam bebedir. اَنِ اِقْذِف۪يهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِف۪يهِ فِي الْيَمِّ Onu bir kutunun içerisine koy, onu suya bırak. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ Su onu sahile vuracak. يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ Onun da benim de düşmanım olan onu alacak. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي Ey Musa, ben senin üzerine kendimden bir muhabbet koydum, bir sevgi koydum. Yani seni orada alan Firavun ve hanedanı, askerleri daha ilk bulandan itibaren kıyamadılar. Belki hiç saraya getirmeden, hiç Firavun'un karısı görmeden zaten etrafta bulduklarını katlediyorlar. Yahudilerin suya bıraktıkları bir çocuk deyip oradaki ilk bulan kişi de katledebilirdi. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, ben ey Musa sen daha henüz şuurunda, farkında değilken, daha bir bebeyken وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي Dolayısıyla hikayemizin bizim de bilmediğimiz kısımları olabilir. Cenab-ı Hak diyebilir, orada doğumhanede şöyle bir olay oldu, ben seni orada korudum, şöyle oldu. Yani ailemizin bile haberi olmadığı hayatımızın hikayesini Cenab-ı Hak'tan dinleyebiliriz. Ben bir muhabbet koydum üzerine. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ Başka bir ayette Cenab-ı Hak diyor ki وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ Ey Musa, bütün emzikleri sana haram kıldım. Yani bütün emzikli kadınları sana haram kıldım. Emmedin. Emseydi annesine dönemeyecekti. Ama Cenab-ı Hak annesine döndürmek istediğinden Hz. Musa'ya bütün emzikli kadınları haram kıldı. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ Bacısı ortalıkta dönüp dolaşırken Musa'dan bir haber almak için baktı ki saraydan çıkan askerler emzikli kadın arıyorlar. Anladı ki bir bebeği emzirmek istiyorlar. Dedi ki ben de bir kadın size delalet edeyim, o emzirsin. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya dedi ki فَرَجَعْنَاكَ اِلٰى اُمِّكَ Biz de seni böylece annene geri döndürdük. Hz. Musa yaşamış bunları ama kendisi bilmiyor. Şimdi kimden dinliyor bunları? Allah Azze ve Celle'den dinliyor. فَرَجَعْنَاكَ اِلٰى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا Gözü aydın olsun diye, çünkü Hz. Musa aleyhisselamı Allah Azze ve Celle'nin vahiyiyle suya bırakınca وَأَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوسَى فَارِغًا Gönlü bomboş oldu. Hüzne düştü, gam ve keder sardı kendisini. Cenab-ı Hak diyor ki اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ Neredeyse diyecekti ki o benim evladım. لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا Biz kalbini rapt etmeseydik, atılıp diyecekti ki ben çocuğumu suya bıraktım, benim evladım, açığa vuracaktı. لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Böylece müminlerden olsun diye. Cenab-ı Hak gönlü hoş olsun, gözü aydın olsun diye ve verdiği sözü Cenab-ı Hak çünkü ona اِنَّا رَادُّهُ اِلَيْكِ Biz onu sana geri döndüreceğiz dedi. Merak etme, koy onu sen suya bırak. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Ve biz onu Resullerden kılacağız diye Allah Azze ve Celle ta orada annesine haber verdi. Şimdi bunları kime anlatıyor? Koskoca Hz. Musa aleyhisselamı anlatıyor. Medyen'e kaçmış, sarayda büyümüş, Medyen'e de kaçmış, evlenmiş, orada 8 yahut 10 yıl ırgatlık yapmış. Şimdi şeye geri dönüyor, Mısır'a geri dönerken Tur'da, dağın orada Cenab-ı Hak önünü kesti, yolunu kaybettirdi ve soğuk bir ortamda ailesiyle birlikte gördüğü bir ışığa doğru yönelmesini sağladı. Çocukları, aileyi bir daha oraya kadar götürmeyeyim, siz burada durun, ben geleyim. Şu ışıktan belki yakacak bir şey getiririm, ısınırsınız. Yahut oranın başında, adamın başında adamlar varsa yolu sorarım dedi. اِنِّي اَنَسْتُ نَارًا
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها ضرب كلنجة Cenab-ı Hak dedi ki ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى. İşte şimdi, yani Cenab-ı Hak geçmişten anlatıyor ve tıpkı şehirlerdeki duvar haritaları gibi buradasınız diye bir yer vardır. Sağa sola bakarsınız, bakarsınız, tam oraya gözünüz değişir, şimdi buradasınız der. Cenab-ı Hak zaman olarak geçmişten aldı, getirdi ve işte şimdi buradasın dedi. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ. Ve sen bir kader üzere işte geldin ey Musa. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Seni kendime seçtim. اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ. Şimdi sen ve kardeşin git bakalım. Bu kez zamanın şuhud, şimdiki yaşanan kısmından ileriye doğru ona emir verdi. Sen ve kardeşin gidin. İşte orada biz, o bizim başımıza çullanır, tepemize biner deyince her ikisi اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَى. Cenab-ı Hak dedi ki tıpkı bu ayetteki gibi وَمَا كُنَّا غَائِب۪ينَ. Dedi ki yani sen gideceksin, biz burada mı kalacağız? اِنَّنِي مَعَكُمَا. Ben hep sizinle beraberim.